hedefine herkes ulaşabilir. Hedeflerine ulaşmamak için hiçbir sebep kalmıyor. Normal bir zekaya sahip bir insan bu yöntemle arzuladığı hedefe muhakkak varıyor değerli arkadaşlar. Bugün size hedeflediğiniz yere neden ulaşamıyorsunuz? Neden etrafınızda olan biten sizin dikkatinizi bozuyor ve hedefe ilerlemenize engel oluyor? Ve bu problemi nasıl çözeceğinizi size anlatmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten uygulayacağınız yöntem ile arzu ettiğiniz hedefe inşallah ulaşırsınız. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu en basit şu şekilde anlatabilirim. Bundan birkaç gün önce benim kızım ısrar etti. Baba, beni at binmeye götürür müsün? Tamam dedim. Hemen buraya yakın 15 dakikalık bir yolumuz var. Oraya gittik. Bize 2 metre boyunda at verdiler. Kafası da belki de 2,5 metreye geliyor. Büyük bir at. Dev gibi bir at. Kızımı merdivenle, özel bir merdivenle çıkarttık. O kadar büyük. Sahibine şunu sordum. Bu at gerçekten çok büyük, dev gibi. Ben bunu nasıl kontrol edeceğim diye sorduğumda bana şu izahı yaptı. Bak dedi, gel dedi, sana bir şey göstereceğim. Şu atın gözlerine dikkatlice bir bakar mısın dedi bana. Ve o dev gibi atın yanına yaklaştım ve gözlerini incelemeye başladım. Dikkat edince atın gözlerinin kubbe gibi pörtlek olduğunu gördüm. Bak dedi, bu gözlerle at 360 derece etrafında ne oluyor onu görebiliyor. Hatta kuyruğunu bile buradan görüyor dedi. Hani şöyle düşünün, bir tır var çok uzun. Ve tırın içerisinde öyle bir donanım var ki kamera ile veya ayna ile etrafında ne var ne yok her şeyi görüyor. At da o şekilde dev gibi de olsa kuyruğunu bile görüyor dedi bana sahibi. Eğer sen atı sıkı tutmazsan, ona yön vermezsen, atla beraber giderken at 360 derece etrafında olan bitene bakacak. Arkaya bakacak, etrafındaki otlara bakacak, canı su isteyecek, su içecek ve seni unutacak eğer dikkat etmezsen. Üzerinde birisi varmış yokmuş bunu bile dikkate almaz, etrafına bakar, onun dikkatini bozan birçok şey olacak etrafta. Dolayısıyla sıkı sıkı tut ve onunla beraber İlerle, yön göster ona dedi. O seninle beraber yolculuk yapar dedi bana ve rahatlattı. Sonra konu at gözlüğüne geldi değerli arkadaşlar. Atların gözleri her tarafı gördüğü için, arkayı, sağa solu, kuyruğunu da gördüğü için atlara at gözlüğü takarlar ve önünü görsün. Sadece önüne baksın, hedefini görsün, hedefine fokuslansın ve o şekilde arzu ettiğin yere at gözüyle gider dedi o at sahibi. Ben o kişiden çok büyük dersler aldım. Ve bu dersleri size nasıl anlatırım? Hedeflerimizle alakalı nasıl bir bağ kurarım? Bunu düşündüm. Dolayısıyla o yüzden bu videoyu yapıyorum. Değerli arkadaşlar, insanoğlu da öyle. Çevresinde birçok şey oluyor. Gürültü, şamata, patırtı. Dikkatini bozan kişinin öncelikleri var. İşte bu önceliklerine ilerlerken, hedeflerine ilerlerken geçmişte yaşadıkları dikkat bozucu birçok şey var. Ve insanoğlu at gözlüğü takmazsa eğer, hedeflerine fokuslanmazsa, etrafta olan bitenlerle onu öne götürmeyen, onu meşgul eden, onun hayatını israf eden, onun hayatını ziyan eden, çevresinde işe yaramaz konularla meşgul oluyor. Ve geçmişte yaşadığı haksızlıklar, yaşadıkları sıkıntılara odaklanıyor ve ilerleyemiyor. O yüzden insanoğlu çok arzu ettiği o hedefine genellikle ulaşamıyor.
Aslında cümlelerimin arasında çözümü de söyledim ama şimdi net olarak çözümü söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Çözüm şu. Eğer sen arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan, o zaman seni meşgul eden, seni geriye götüren, seni ileri götürmeyen, boşa enerji harcamana sebep olan enerji hırsızlarından, zaman hırsızlarından kopmak için bir çeşit kendine at gözlüğü takman gerekiyor. Sadece o arzu ettiğin hedefleri gündemde tutman gerekiyor. Onlara öncelik vermen gerekiyor. Onları konuşman gerekiyor. Sadece oraya fokuslanman gerekiyor. O zaman oraya odaklanırsan geçmiştekileri veya sağında solunda seni ileri götürmeyen o mala yani gereksiz olan o meşguliyetten kurtulmuş oluyorsun ve arzuladığın hedefe fokuslanıp arzuladığın hedefe ulaşıyorsun değerli arkadaşlar. Çünkü onu gündemde tutuyorsun. Hedeflerini gündemde tutuyorsun ve oraya fokuslanıyorsun. Ancak o şekilde başarırsın. Başka türlü başaramazsın. Bizim programlarımıza katılan kişilerden örnek vermek istiyorum. Senin arzuladığın yer burası değil mi? Sen şuradasın. Buraya varmak için örneğin 3 ay içerisinde seni meşgul eden şomazlı, muşmula suratlı, ekşi suratlı negatif insanlardan kopman gerekiyor. 3 ay veya 6 ay. Başka seni meşgul eden, seni ileri götürmeyen travmaları beyninden silmemiz gerekiyor. Çünkü sürekli arkaya odaklanıyorsun. Kuyruğu görüyorsun. Arkadakileri görüyorsun. Ve seni ileri götürmüyor bu davranış. Dolayısıyla travmaları silmemiz gerekiyor. Başka? Negatif haberlerden, negatif dizilerden diyet yapman gerekiyor. Uzak kalman gerekiyor bu 3 ay içerisinde. Senin şarkıların, senin türkülerin, senin dizilerin, senin haberlerin, senin dostların, senin arkadaşların, senin en yakının, senin hedeflerin olması gerekiyor. At gözlüğü takıp 3 ay hedeflerine odaklanıyorsun ve hedeflerine ulaşmamak için hiçbir sebep kalmıyor. Hiçbir engel kalmıyor. Normal bir zekaya sahip bir insan bu yöntemle arzuladığı hedefe muhakkak varıyor değerli arkadaşlar. Hazreti Osman radıyallahu anh şu cümleyi söylüyor. Vermeyeceği şeyi Hazreti Allah insanda hayal ettirmez. Kişi de hayal ettirmez. Dolayısıyla sen eğer zihninde hedeflerini hayal edebiliyorsan, onları görebiliyorsan o zaman o arzu ettiğin hedefe ulaşacaksın demektir. Onu sana Hazreti Allah vermiş ama arada zaman var sadece. Çünkü zaman ve mekan onu engelliyor. Ama o hedefine ulaştın, sadece beklemen gerekiyor. Değerli arkadaşlar, hedefine herkes ulaşabilir. Arzu ettiği hedefe herkes ulaşabilir. Sen beynine koyduğun zaman, kafana koyduğun zaman sen de arzu ettiğin hedefe ulaşırsın. Bu konuda müsterih ol, rahat ol. Ben bunu söylerken samimi duygularla söylüyorum. Çünkü programlarımıza katılan kim varsa binlerce insan arzuladığı hedeflere bu yöntemlerle onlara öğrettiğimiz 68 saniyelik yöntemlerle ulaştılar değerli arkadaşlar. O yüzden rahat olun, hedeflerinize siz de varırsınız. Yeter ki fokuslanın, odaklanın, gözlükleri takın ve hedefinize inşallah siz de ulaşırsınız. Eğer siz de hocam ben arzuladığım hedefe hesap ettim. 4 senede veya 10 senede varabiliyorum. Daha hızlı nasıl varabilirim diye sorduğunda o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Bizim geliştirdiğimiz programlarla speed learning, hızlı öğrenme yöntemleriyle, alfa teknikleriyle arzu ettiğiniz hedeflere çok hızlı varabilirsiniz. Mesela 3 ayda varabilirsiniz veya 6 ayda varabilirsiniz. Bunun için tabii yöntem ve taktikleri uygulamanız gerekiyor.
Bu yöntem ve taktikleri öğrenebilmek için de, uygulayabilmek için de programlara katılmanız gerekiyor. Bu programlara katılmak için ne yapabilirsiniz? Size uygun mu bu programlar? Siz bunu yapabilir misiniz? Gerçekten odaklanabilir misiniz? Bunu ölçmek için, bunu analiz etmek için bize online ön görüşme için başvuru gönderebilirsiniz. Hemen videonun altında form var. Formu dolduruyorsun ve bize gönderiyorsun. İletişime girmiş oluyorsun bu şekilde. Biz de eğer programa uyarsan seni arıyoruz ve online ön görüşmede ben seni analiz ederek hedeflerine varabilmek için neler yapman gerektiğini adım adım anlatırım. Şimdi hemen harekete geç. Aşağıdaki linke tıkla ve başvuru gönder. Hoşça kal.